26 Ekim, 1 Kasım Koç burcu. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bu hafta işinizle alakalı oluşmasını istediğiniz güzel diyaloglar ve özellikle kadınlardan alacağınız ya da yöneticinizle çevrenizdeki insanlar çok fazla kadınsa çok büyük destekler alacaksınız. Bu destekler sizin bulunduğunuz iş kapınızla ilgili gerçekten motivasyonunuzu arttıracak. Farklı beklentileriniz varsa iş konularınızla ilgili yine bir çevrenizde bir dostunuz ya da çok güvendiğiniz bir kadından kaynaklanan destekle yeni iş kapınızda şimdiden hayırlı olsun. Size gerçekten iyi gelecek diyorum. Ben uzun süredir işsizim diyen ve artık 7-8 aydır çoluğum çocuğum ortada kaldım diyen Koç burçlarına Kasım ayı sizin için çok doğru bir süreç. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Kasım'da doğru iş kapınız olacak ve korkularınız artık yavaş yavaş toparlanacağını söyleyebilirim değerli Koç burçları. Yalnız evliliğinizle alakalı evli olan Koç burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, yorucu bir evlilik düzeniniz olabilir. Çevrenizde ve ailenizde yaşadığınız olaylar sizi tamamıyla kasmaya başladı ve ilişkinize dışarıdaki insanların etkisi çok fazla zarar vermeye başladığı için biraz daha ilişkinizle alakalı sır ve birliktelik yaşamanız size daha iyi olacak. Çevrenizdeki olan biten her şeyi dışarı anlatırsanız evliliğinizde böyle hallaç pamuğuna döner. Kimin ne olduğunu da bir türlü güvenip anlatıyorsunuz. Hep zarar görüyorsunuz. Artık ilişkinizi birebir yaşamanız daha sağlıklı. Sevgilisiyle ilgili ciddi kararlar veren ve evlilik düşüncesinde olan Koç burçları, sadece bu pandemiden dolayı ertelediniz ama hayat arkadaşınızı buldunuz. Doğru bir hayat arkadaşı ve planladığınız şekilde hayatınıza yenilikler katacaksınız. İlişkisi olmayan koçlar, ya abla hep bizi pes geçiyorsun, es geçiyorsun diyorsun da. Hayır, aslında ilişkinizle alakalı noktada yine bir aracılığı doğrultusunda, evet, hani internet olur, çok sevdiğiniz bir dostunuz olabilir. Size bir tanıştırma enerjisi söz konusu olacak. Eğer ki bu enerjiyi doğru oluşturduğunuzda ve doğru hayatınıza geçirdiğinizde gerçekten hayat arkadaşınızı bulmuş olacaksınız. Ama tabii ki Rabbim bize doğru insanları nasip etsin diyoruz. Önemli olan sizin kalbinizde ömürlük hayat arkadaşı olsun, geçici hayat arkadaşı olmasın değerli Koç burçları diyorum. Maddi olarak da son zamanlarda bazı borçlarla ilgili ödeyememem korkusu yaşayan koçlara ufak tefek desteklerle belli kredi kartınız ya da ödemeleriniz gerçekleşecek. Ama ailenizi ilgilendiren mal konularınız için de yasa ve mahkemenin size vereceği tarihlerde haklarınızı alacaksınız. Biraz daha bu konular avukatınızı mı değiştireceksiniz? Bir şeyleri biraz bir hızlandırmanız gerekiyor. Çünkü geciken o kadar çok dosyanız var ki nerede olduğunuzu siz bile unuttunuz. Neredeyiz, hangi dosyadayız, ne yaptın, kime hak geldi diye bilmiyorsunuz. Sağlık olarak özellikle bağırsaklarla ilgili son zamanlarda ve alerjik reaksiyonlarınız ve saç dökülmeniz olabilir değerli Koç burçları. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de uzun süredir aile büyüklerimizde sağlık problemi yaşayan birinin bir ameliyat ama son aydınlık olacak, endişe etmenizi istemiyorum. Ve son zamanlarda durup dururken kalbim çarpıyor, uyku problemim var diyen Koç burçlarında hafif bir panik atak enerjisi oluşmaya başlamış. Lütfen derin derin nefes alarak bunu aşabilir ya da bir psikologla bu eksik olan yani tamamlamanız gereken enerjiyi tamamlamanız lazım diye düşünüyorum. Kendi kariyerinizle alakalı eğitim almak isteyen ya da yönünü değiştirmek isteyen Koç burçlarında doğru fikirler var. Ama sadece ve sadece şu an maddi olarak kendinizle ilgili korkularınız var. Yurt dışı planları olan bazı Koç burçlarına da diyorum ki evet yapabileceksiniz. Rabbim bunu nasip edecek. Sadece sakin olun. Evet, yükselen ve ay burcunu dinle değerli Koç burcu. Ve astrolojiden ne haber? Instagram'da akkayofficial Instagram sayfam her ikisi de devam ediyor. Günlük yorumlarla ilgili astrolojiden ne haberi dinleyebilirsiniz. Diğer fikirler için de spiritüel danışmanlık astroloji sayfam ayrı, o tek sayfam ayrı. Diğer sayfayı da takip etmek isteyebilirsin. Sevgi ve mutlulukta kalın. Her şey kalbinizdeki sevgi kadar olsun. Size sunulan hayat sizin verdiğiniz değer kadar olsun diyorum. Hoşça kalın.